Evet kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli İstanbul halkı, kıymetli teşkilat mensuplarımız, birazdan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu Başkanımızı hep birlikte ağırlamış olacağız. Ama öncesinde sosyal medya ile ilgili bir duyurumuz var, sizlere aktarmış olalım. Siz de takdir edersiniz ki bugün buradaki coşkumuzu Türkiye'mize ve tüm dünyamıza aktarmamız, bu heyecanımızı paylaşmamız gerekir. Görsel ve işitsel paylaşımlarımızı sosyal medyadaki tüm mercilerde, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da Türkiye'nin teminatı, Türkiye'nin teminatı hashtag ile paylaşıyoruz efendim. Sosyal medyada Türkiye'nin teminatı başlığıyla tweetlerimizi, paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Evet kıymetli misafirlerimiz, şimdi hep birlikte bir heyecanı paylaşalım. Hep birlikte yüreğimizdeki aşkı en güzel şekilde haykırmaya hazırlanalım. Efsane Başbakan Erbakan hocamızın sancağını dalgalandıran gurur kaynağımız, Saadet Partimizin Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu Başkanımız geliyor. Bayraklarımızı hazırlayalım, coşkumuzu hazırlayalım. Hep birlikte Genel Başkanımızı heyecanla karşılayalım. Çağların ötesinden, hakikatin sesinden, kurtuluş sesinden milli görüş geliyor. Kalpte iman kor gibi, çöle inen nur gibi, sonsuz bir huzur gibi milli görüş geliyor. Hazır mısınız milli görüşçüler? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ve şimdi milli görüşün tek siyasi partisi, Saadet Partimizin genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu geliyor. Böyle gelmiş böyle gitmeyecek.
geçmeyecek. Bu güzel geçecek. Bu güzel geçecek. Bir insan kutucusu da haykıralım. Bilge, insan, temel başkan. Sayın siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, basınımızın ve güvenlik güçlerimizin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler ve sayın delegelerimiz, bugün Saadet Partimizin İstanbul İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, girişte yapılan yoklamamıza göre kongre yeter sayımız mevcuttur. Kongremizi bu surette başlatıyorum. Şimdi kongre gündemimiz gereği bağımsızlığımızın sembolü ve yüreğimizdeki vatan aşkımızın en güzel haykırışı olan İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. İstiklal Marşı için sizleri ayağa davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, dünyanın başkenti İstanbul'umuzdayız. İstanbul'umuzda Türkiye'nin teminatı Saadet Partimizin 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. Kongremizin başlangıcında açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Birol Aydın Beyefendi'yi alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarımız, il ilçe teşkilatlarımızın kıymetli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli misafirlerimiz, aziz delegelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Cenab-ı Hak'tan bütün Türkiye'nin toplandığı İstanbul'un Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nin her şeyden önce Saadet Partimiz için, İstanbul'umuzda yaşayan 15 milyon insanımız için, 80 milyon insanımız için iyiliklerin, güzelliklerin, hayırların çoğalmasına vesile olmasını
Yine bu toplantımızın, bu kongremizin bir bereket yumağı halinde dalga dalga bütün dünyaya sirayet etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin başında bendenizin il başkanı sıfatıyla teşkilat mensuplarımıza son konuşması. Beşinci olağan kongremizden sonra 22 Haziran 2014'ten bugüne 40 ay geçti. 40 ay süreyle beraber çalıştığım başta başkanlık divanı üyelerimiz arkadaşlarıma, il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, ilçe yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkanlarıma ve titizlikle çalışmalarını aksatmadan devam eden, ettiren bütün İstanbul'umuzda, bütün ilçelerimizde adeta kanviçe gibi bir titizlikle çalışmalarını aksatmadan yürüten kadın kollarımıza, sağına soluna bakmadan kopan ve koparılan fırtınalara kapılmadan her daim var olan genç kardeşlerime, başta AGD'miz olmak üzere İstanbul'umuzdaki MİLKO kuruluşlarımızın başkanlarına ve yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Ama her şeyden ve hepsinden daha fazla görünmeyen mahallelerimizde gizli kahramanlarımız var. Onlarla ya bir seçim kampanyasında, ya bir hakla kucaklaşma vesilesiyle, ya bir cenazede, ya bir düğünde, ya bir mahalle divanında karşılaştığımız büyüklerimiz, genç kardeşlerimiz var. Bilinmeyen kahramanlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Nasıl her nefes yeni bir nefesse, nasıl her gün yeni bir günse, kongreler de yeni bir sürecin, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Altıncı olağan kongremizle İstanbul'umuzda yeni bir dönem başlayacak. İstanbul il yönetimimiz yenilenecek, tazelenecek ve ülkemiz ve insanımızın içinde bulunmuş olduğu zor şartlardan süratle üzerine düşen sorumlulukları, görevleri yerine getirmek üzere seçilecek, görev alacak arkadaşlarımız olacak. Onlara da kalpten, yürekten, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak yüz aklıkları versin diyorum. Bizim Saadet Partililer olarak hangi kademede görev alırsak alalım, sorumluluklarımız her geçen gün artıyor. Adeta 10 kişinin yapacağı işi bir kişi yapmak zorunda kalıyor. Türkiye ve coğrafyamız zorlu ve ağır bir süreç içerisinden geçiyor. İnsanlarımız hiç olmadığı kadar kaygılı, endişeli. Türkiye'miz ve kurumlarımız adeta öngörülemez bir süreci, bir dönemi yaşıyor. İnsanımız yarın neye uyanacak? Kurumlarımız bir ay veya da bir yıl sonra neyle karşılaşacak? Öngörüsüzlüğü içerisinde. Bir toplum ve bir ülke için en kötü durum öngörüsüzlüktür. Tahmin edilememezliktir. Bu durum aynı zamanda o ülkenin kötü idare edildiğinin, o ülkenin idarecilerinin ufuksuz, vizyonsuz, beceriksiz olduğunun da ispatıdır. Yine maalesef ülkemizde özellikle son 5-6 yıldan beri daha yoğun olmak üzere bütün ayarlarla oynanmış. Evet, biz 90 yıldır bir takım ayarlarımızı tam yapamadık. Eksiğimiz, noksanımız vardı. Ama emin olunuz son 15 yıldır Türkiye'de bütün ayarlarla oynandı. Ayarların, bozulan ayarlar da onanırlamaz bir hale getirildi.
devletin ayarlarıyla oynandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayarlarıyla oynandı. Emniyet Teşkilatımızın ayarlarıyla oynandı. STK'ların ayarlarıyla oynandı. Cemaatlerin ayarlarıyla oynandı. Akademi camiasının ayarlarıyla oynandı. Fertlerin ve ailelerin ayarlarıyla oynandı. Bu fevkalade zor bir durumdur bir ülke için, bir toplum için, bir millet için. Bu süreçten herhangi bir siyasi partinin Türkiye'yi selamete çıkarması mümkün değildir. Evet, iyi niyetle gayretler, çabalar var. Hangi siyasi parti olursa olsun ve hangi siyasi partinin yöneticisi olursa olsun. Ama Türkiye'yi selim bir limana ulaştıracak, Türkiye'nin pusulası ve rehberi olacak, hem ülkemizi hem de coğrafyamızı içinde bulunmuş olduğu bu zor şartlardan kurtaracak, onarılması güç ayarları yeniden ayarlayabilecek yegane siyasi parti Saadet Partisi, o siyasi partinin kadrolarıdır. Onun için sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla, daha çok çalışacağız. Daha fazla maddi katkı sağlayacağız. Daha fazla fikri ve zihni katkı sağlayacağız. Daha fazla zaman ayıracağız. Adamlığımız ve kıymetimiz de ancak bunu hayatımıza, kalbimize rehber edindiğimiz, dert edindiğimiz zaman olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli delegeler, hanımefendiler, beyefendiler. Netice itibariyle bir açış konuşması yapıyorum. Teşekkür yaptık. Bir Türkiye tablosunu kendi adıma gördüm ve analiz etmeye çalıştım. 3-5 cümleyle. Bir de selam göndermek isterim. Selam. Her şeyden önce, tam 82 gün önce, haksız bir şekilde 82 gün önce içeri alınıp içeride tutulan İl Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Mustafa Yaman Bey'e selam göndermek isterim. Yine ağır bir hastalık süreci geçiren, muhakkak bugün burada olmayı kalpten arzu eden ama olamayan Lütfi Kibiroğlu abime selam göndermek isterim. Aldanmışlığı ve aldatılmışlığı kendilerine hak gören ve ancak bugün içeride bulunan FETÖ meselesinden dolayı içeride tutulan, kendilerine aldatılma ve aldatılmış hakkı kullandırılmayan, bir şekilde masum olduğuna inandığımız bir kısım insanlarımıza, başta Ali Gulaç olmak üzere, buradan selam göndermek isterim. Ve yine buradan, bu ülkede huzur, barış, adalet hakim olsun diye söz söyleyen, adım atan, yüreği çarpan, vicdan sahibi insanlarımıza da selam olsun. Ve yine değil sadece 80 milyon insanımızın, 7 milyar aşkın insanın huzuru, mutluluğu, refahı ve kardeşliği için, dünya ve ahiret saadeti için çaba gösteren, esen fırtınalara, koparılan kasırgalara prim vermeden yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideali için görevini yapma azmi ve gayret içerisinde olan Saadet Partililere selam olsun. Ve yine yaklaşmakta olanın farkında olanlara selam olsun. Selama selam olsun. Umuda, sabıra, geleceğe selam olsun. Esselamu aleyküm. Cümleten selamun aleyküm. Çok değerli genel başkanım, çok değerli genel başkan yardımcılarımız, çok değerli genel idare kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kongremizin değerli delegeleri,
değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli genç kardeşlerim, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken özellikle divan heyetimize göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, bugün 1 Ekim 2017 Pazar. Dünyanın baş şehri İstanbul'umuzun ilk kongresini büyük bir coşku, büyük bir heyecan, büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Rabbim öncelikle bu kongremizi Saadet Partimizin iktidarına vesile kılsın inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz tüm çalışmaları hepimizin, ülkemizin, bölgemizin hayrına vesile kılsın inşallah. Ben yine sözlerime başlarken bugüne kadar İstanbul İl Teşkilatımızda görev yapmış olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor. Bugün itibariyle yeni görev alacak veya görevine devam edecek tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Hep beraber görüyoruz, hep beraber yaşıyoruz, hep beraber hissediyoruz ki hem ülke olarak hem bölge olarak gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Belirsizliğin zirve yaptığı, plansızlığın zirve yaptığı ve kontrolsüz gidişatın zirve yaptığı bir dönemi hep beraber acı içerisinde izliyoruz. Bu yaşamış olduğumuz durumu doğru analiz edemedikten sonra bu yapılan analizler tedaviye dönüşmediği sürece sorunlarımız bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu hale nasıl geldik? Bunu öncelikle hep beraber iyi görmemiz lazım. Zira akıl ne halde olduğumuzu görmektir. Zira akıl neden bu halde olduğumuzu düşünmektir. Ve akıl bu halden nasıl kurtulacağımızı bilmektir. 15 yıldır çok ince bir işçilikle AK Parti iktidarına 3 temel konuda bilinçli olarak hatalar yaptırıldı. Ve bu hatalar zinciri maalesef bugün ülkemizi, bölgemizi yaşanmaz bir hale getirdi. Nedir bu hatalar? Birinci olarak AK Parti 15 yıl boyunca hiçbir konuda kendi oyununu kuramadı. Sürekli her alanda, her konuda başkasının kurmuş olduğu oyunlara girdi ve girmiş olduğu oyunları ülke olarak kaybettik. İşte Suriye'de oyunu biz kurmadık, girdik, kaybettik. Çözüm sürecinde oyunu biz kurmadık, girdik, kaybettik. Ergenekon sürecini biz kurmadık, girdik, kaybettik. Kuzey Irak'ta oyunu biz kurmadık, girdik ve kaybediyoruz. Milli eğitimde oyunu biz kurmadık ve bu kurmamanın bedeli olarak 15 yılda 6 tane bakan değiştirdik, 5 defa da sistem değiştirdik. Sanayide oyun kurmadık, bütün iş adamlarımızı adeta bankalara mecbur ettik. Yetmedi. Bunun yanında ikinci olarak 15 yıl boyunca AK Parti iktidarı hep şekille oyalandı. Hiç bir konuda içeriğiyle ilgilenemedi. Eğitime hizmet etmeyi okul yapmak zannetti. Güzel hastaneler yapmayı sağlığa yatırım zannetti. Adalet saraylarını inşa etmeyi adalete yatırım yapmak zannetti. Ama bunun böyle olmadığını çok acı olarak hep beraber yaşıyoruz. Sen çok güzel okullar yapabilirsin ama içerisinde eğitim yoksa bir anlam ifade etmez. Sen çok güzel hastaneler yapabilirsin ama içerisinde sağlık yoksa bir anlam ifade etmez. Sen muhteşem adalet sarayları inşa edebilirsin ama içinde adalet yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Sen güzel AVM'ler yapabilirsin ama içinde esnaf yoksa bir anlam ifade etmez. Sen çok muhteşem
siteler inşa edebilirsin ama içerisinde komşuluk yoksa bir anlam ifade etmez. Ve üçüncü olarak yapmış olduğu en önemli hata, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kişiselleştirdi. Kurumsal bir yapımız kalmadı. Adeta herhangi bir hastanede doktorun ameliyata girebilmesi için saraydan izin alması gerekecek bir noktaya getirildi. O her şeyi biliyor. O her şeyi görüyor. O her şeyi düşünüyor. O her şeye karar veriyor. Öyleyse size ne ihtiyaç var? Ama işin acı yönü şu. Her şeye karar veren, her şeyi düşünen, her şeyi konuşan attığı her adımda 15 yıl boyunca yanıldığını itiraf etti. Ondan daha acısı, onun yanıldığı her konunun bedelini kendisi değil bu millete ödettirdi. Bunları niye söylüyorum? Bunları söylememin nedeni şu değerli kardeşlerim. Bizler tarihin öğrettiği, inancımızın emrettiği ilkeler çerçevesinde bir araya gelmiş, bu ilkeler çerçevesinde nefes alan, bu ilkeler çerçevesinde siyaset üreten muhteşem bir hareketin mensuplarıyız elhamdülillah. Böyle olduğu için İlim erbabının bile darmadağın olduğu bir dönemde bu topluluk sapasağlam ayakta durabildi. Öyleyse bu ülkeye, bu bölgeye, bu ümmete ümit olacak siyaseti üretebilecek hem tecrübeye, hem mayaya, hem duruşa, hem istikamete sahip olan bu topluluk bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları daha fazla yapmak mecburiyetinde. Bu ülkenin bize ihtiyacı var. Bu bölgenin bize ihtiyacı var. Bu insanlığın bize ihtiyacı var. Ve bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarımızı yürütürken her zamankinden daha çok adımlarımıza, sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Hocamızın 40 yıl boyunca deşifre etmiş olduğu Siyonizm İslam alemini öyle bir hale getirdi ki bazen doğru söylemek bile yanlışa hizmet edebiliyor. Ne demek istediğimi ifade etmek için tek bir cümle kullanmak isterim. Özellikle son günlerde yaşadığımız hadiseden yola çıkarak. Bir olay vuku bulduğunda attığımız bir adım, yaptığımız bir tespit, söylemiş olduğumuz bir söz doğru da olsa, eğer yanlışa katkı sağlıyor ise o davranışı sergilemek yanlıştır. Ve bu ülkeye zarar veren bir adımdır. Bundan dolayı hep ifade ediyoruz. Saadet partilerin görevi doğruyu söylemek değil. Saadet partilerin görevi doğruyu doğru anlaşılacak şekilde söylemektir. Bu süreçte tüm teşkilat mensuplarımız bu anlamda sözlerine, tavırlarına, davranışlarına dikkatli davranmak mecburiyetindeler. Çünkü ülkemiz öyle bir hale geldi ki bu ülkede yaşayan tüm insanlar arasında, bu ülkedeki bütün partiler arasında, bu ülkedeki bütün gruplar arasında köprü vazifesi görebilecek tek hareket Saadet Partisi'dir. Bundan dolayı İstanbul İl Teşkilatımızın bugün ana slogan olarak kullanmış olduğu Saadet Partisi Türkiye'nin teminatı çok önemli bir sözdür. Bunun gereğini yapmak ise hepimizin ana vazifesidir. Yaşanan bütün bu zorluk, sıkıntılara ve tehlikelere rağmen yanımızda bulunan bu slogan ve karşımızdaki şu fotoğrafın söylemiş olduğu söz şu olduğuna inanıyorum ben. Hep beraber biz bu duruşumuzda, bu davranışımızda diyoruz ki ey bu ülke üzerine oyun oynamaya çalışan Siyonizmin kendi alanında hedefine ulaştığını zanneden zavallıları,
iktidarın gafleti, bazı çetelerin ihaneti, Saadet Partisi'nin rakamsal olarak almış olduğu oy sakın ha sizi umutlandırmasın. Vallahi bu ülkede bir tek milli görüşçü kaldığı sürece hedefinize asla ve asla ulaşamayacaksınız. Ben duygularımı bu şekilde ifade ettikten sonra tekraren yapmakta olduğumuz İstanbul İl Teşkilatımızın 6. olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını tekraren Rabbinden niyaz ediyor ve müsaadenizle. Selameti için Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için yaşanabilir Türkiye için yeniden büyük Türkiye için yeni bir dünyanın kurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Zaferin anlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta toplantısı yeni bir dünyayı kurmaktır.